Efendim gelelim ilk dinleyicimizin sualine. Ben dedi 21 yaşındayım, nişanlıyım dedi, yakında evleneceğim. Fakat herhalde dini nikah aktifine yapıldı ki 120 gram yine karşı taraf altın vermiş. Bunu mehir diye verdiyse bunun malıdır. Ve bunun üzerinde tasarruf sahibi ise, önemli olan o. Çünkü Anadolu'da yapıyorlar, veriyorlar ama satamazsın, edemezsin, kullanamazsın diyorlar, tamam mı? Sadece takarsın. Bir de o takma meselesi, Anadolu'da çok enteresan şeyler rastladım ya. Şimdi iki taraf da kendi misafirleri geldiği zaman o takıların takılmasını arzu ediyorlar. Niye? Bak işte gördün mü, biz yaptık falan filan, işte böyle böyle falan. Diğer zamanlarda çıkarıp koyacak. Hani bayramlık gibi bir şey yani. Evet. Eğer böyleyse, yani biraz uzattık lafı da, tasarruf sahibi değilse, satamaz, edemez, kullanamazsa, o zaman nisabına dahil etmeyecek, kurban da kesmeyecek. Hocam mehir olarak araba verilebilir mi, otomobil? Verilir. Evde verilir. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var, özür dilerim. Dini nikah kızıma diyor, dini nikah yapılırken erkek tarafının durumu olmadığından dini nikahı yapanın ve şahitlerin yanında kayınpederi oğluna 40 bin lira civarındaki o zaman için arabasını vermiş. Oğlu da kızına mehir olarak bu arabayı vermiş. Yani orada hediyeleşmişler. Fakat şimdi diyor, bu araçların diyor ne resmiyette ne de fiiliyatta diyor kızımın bir alakası yok diyor. Şimdi yani tapusunu vermemişler, ruhsatını vermemişler. Mehir olarak. Kullanan da başkası. Mehir olarak verildi o kadıncağızın. Ona aynı şekilde vermedilerse kul hakkıdır. Yarın mahşer günü görürler onu. Kul hakkıdır. Yarın mahşer günü görürler. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımını döven veyahut da aynı şekilde zulmeden, yarın mahşer günü onun davacısı ben olacağım. Davacısı ben olacağım buyuruyor. Nasıl çıkacak işin içinde o? Sen gasp ettin, çarptın, yedin, içtin. Nasıl çıkacak? Bu yani kadın için böyle olduğu gibi erkek için de var. Kadın da kocasının malını ondan izinsiz kullanamaz. Kullanırsan olur, hırsız olur. Mahşer günü bu açığa çıkacak. Dünyadayken helallaşırsan hala, helallaşamazsa apı yutar yani. Kadın kocasının malını sadece nafakası kadar, izin verdiği kadar. Erkek de hanımının, aynı şekilde hanımının izni olmadan onun mallı mülkünü kullanamaz. Parasını da kullanamaz. Karşılıklı bunlara dikkat etmek lazım. Bundan dolayı bunun kurban kesmesi de gerekmiyor değil mi? Hayır, gerekmiyor. Tapu ver, üzerine geçirmemişler. Tasarruf hakkı yok. İşte senin mehrin bu arabaydı. Araba bir gün uçurumdan düştü, yıkıldı, gitti. Ne yapalım, mehir de öldü. Ya olur mu öyle şey? Mehir öldü. Allah Allah. Efendim, ama mehir olarak tarla, bahçe, ev verilebilir. Onda da samimi olmalı. Verdiyse tapusun üzerine geçirmen lazım.